Bodrum'da Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışmalarının uzun süredir devam ettiği Doktor Mümtaz Ataman Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde asfaltlama ve kaldırım çalışmaları sürerken bölge sakinlerinin çalışmaların uzamasına tepkileri de devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Doktor Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddelerinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. 45.984.600 lira yatırımla başlayan proje kapsamında altyapının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına geçilerek sıcak asfalt dökümü yapıldı. Emin Anter Bulvarı'ndan Bodrum Spor Yelken Şubesi'ne kadarki kısımda yolun büyük bölümü asfaltlandı. Henüz asfaltlama yapılmayan Atatürk Caddesi Zeki Müren Caddesi kesişimi ile Akçabük Sokak kesişimi arasındaki bölümde ise çalışmalar devam ediyor, trafik akışı ara sokaklardan sağlanıyor. Asfaltlama tamamlanan bölümlerde de kaldırım yapım işlemleri devam ediyor. Bölge esnafı ve mahalle sakinlerinin çalışmanın uzamasına tepkileri ise sürüyor. Erkan Gün isimli esnaf yaklaşık 1,5 senedir mağdur edildiklerini dile getirerek şöyle konuştu. 1,5 senedir Bodrum esnafı olarak, özellikle Kumbahçe esnafı olarak biz bu durumdan çok çok muzdaribiz ve çok mağdur edildiğimizi düşünüyorum. Yetkililere de buradan sesleniyorum. Aranızdaki çekişmeyi lütfen bırakın bir kenara. Şimdi Bodrum Belediyesi benim sorumluluğumda değil diyor. Büyükşehir benim sorumluluğumda değil diyor. Yani ben kimi sorumluluğumda olduğunu çok beni ilgilendiren bir mesele değil. Ben vatandaşım. Burada bir sorunum varsa çözülmesini istiyorum. Burada da ben Bodrum Belediyesi'nin esnafıyım. Burası Büyükşehir'e ait olmuş olabilir ama çözüm odaklı bir belediye ise eğer bizim şurada yaşadığımız bu sıkıntıları bize yaşatmamalı. Şu anki sıkıntı kaldırımla ilgili ama 1,5 senedir burada işler yüzünden çok mağdur edildik. Ne sezonda iş yapabildik, ne kışın zaten iş yapabildik. Şu anda da zaten burayı görürsün, kaldırımdan yukarıya çıkmak mümkün değil. Biz bunu belediyeye mesaj olarak attığımızda, ilettiğimizde ne bir geri dönüş oldu, ne bir şey oldu. Yani çok basit çözümler aslında bunlar. Yani esnafın sorunu en azından mağduriyetine giderilebilecek basit işler bunlar. Müşterisiyle yaşadığı konuşmayı aktaran Özgür Gün de şunları ifade etti. Müşterimiz şöyle bir şey söyledi. Buradan nasıl çıkıyorsunuz dedi. Ben çıkamıyorum oradan dedim. Ben dolanıp da geliyorum dedim. Bu durumlarda müşteri zaten girmiyor buraya o taştan korktuğu için. Biz nasıl iş yapabiliriz orası düzeltilmediği sürece? Ben belediyeye bizzat mesaj attım. Sorununuzla ilgileneceğiz dediler. Onun için teşekkür ettim ama hala bir dönüş olmadı. Cadde ortasında tehlike oluşturan Telekom'a ait açık rögar kapaklarının aylardır o vaziyette durması da tepki topluyor.